Şuradaki yapacağımız çalışmaların aslında temelini 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onaylanan koruma amaçlı uygulama imar planı çerçevesinde yapacağız ki bunun detaylarını Kültür ve Turizm Bakanımız çok daha iyi bir biçimde verir. Burada yapacağımız çalışmanın temeli 2012 yılında kabul edilmiş olan, onaylanmış olan Diyarbakır Belediye Meclisi'nden geçmiş olan koruma amaçlı imar planı çerçevesinde yapılacaktır. Yine bu imar planının onaylanmasından hemen sonra sur içi ve surun çevresindeki bir halka riskli alan ilan edilmiştir. Riskli alandan sonra 3 mahallede kamulaştırma ve oradaki bölgede bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmayı yetki alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 2014'teki yerel seçimlere kadar devam ettirmiştir. Yaklaşık 700'e yakın oradaki hak sahibine konut verilmiş, rezerv alanlarda yapılan konut 20 milyona yakında kamulaştırma bedeliyle oradaki kamulaştırma çalışmaları devam etmiştir. Maalesef bu çalışmalar 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değişmesiyle birlikte tamamen durdurulmuştur. Bugün bu çalışmanın devamı şeklinde bir çalışmayı biz öncelikle operasyonların bittiği terörden temizlenen 6 mahallede başlamak suretiyle gerçekleştireceğiz. Sur'un genelinde yapacağımız çalışma, altını çizerek ifade etmek isterim ki 2012 yılında kabul edilmiş olan koruma amaçlı imar planına uygun şekilde yapılacaktır. Burada bahsedildiği gibi TOKİ'nin yüksek katlı toplu konut binaları olacak veya buradan bir rant elde edilecek, burada insansızlaştırılacak burası, buraya başka insanlar getirilecek gibi kesinlikle bu tür iddialar karşılıksızdır ve yanlıştır. Böyle bir şey olmayacak. Buradaki vatandaşlarımız İsterlerse rezerv alanlardaki konutları tercih ediyorlarsa oradan konut sahibi olacaklar. İstiyorlarsa kendi bulundukları mahallede yeni yapılacak alanlarda konut sahibi olabilecekler. Esnafımız, ticaretle uğraşan vatandaşlarımız yine işlerine devam edecektir. Bu etap etap yapılacak bir çalışmadır. Çalışmanın bütün içeriği olması gereken her şey koruma amaçlı imar planında net olarak belirtilmiştir. Tescilli binalarımızın korunması, yöresel mimari özelliklere sahip binalarımızın korunması ve yeniden restore edilmesi bütün bu çalışmanın kapsamındadır. Sur'da yapacağımız çalışma bu şekilde bir çalışmadır. Öncelikle bizim yapacağımız vatandaşla birebir görüşerek vatandaşlarımızın rızasıyla onların istediği yönde konut istiyorlarsa konut veya başka alternatifler sunarak onlarla birlikte uzlaşmaya gitmektir. En son çare eğer hiçbir şekilde bir çözüm bulunamıyorsa kamulaştırma kısmı yani bedeli ödenerek daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı dediğim gibi 2014'ten önce yaptığı çalışmanın benzeri bir çalışma yapılacaktır. Bugün vatandaşlarımıza anlatılan, yansıtılan buradaki tamamen devlet buradaki her binaya ve vakıflara ait binalar da dahil olmak üzere el konacak. Tamamen burayı kamulaştıracak, hatta kamulaştırdı, hatta ihaleye çıktı, falanca firmaya verdi gibi iddialar tamamen yanlıştır. Bizim öncelikle yapacağımız çalışma, Türkiye'nin her yerinde yaptığımız, genel anlamda vatandaşla uzlaşma noktasında yapacağımız ikili görüşmeler, onların istekleri doğrultusunda çözüm üretme ve bu çözüm doğrultusunda da orada yeni bir yapılanmaya gitmektir. Bunu da burada tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim yapacağımız çalışmalar bu doğrultuda olacaktır. Vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmeyecek. Orada yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bütün çözüm önerilerimizi kendilerine sunacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Devletin güvencesi altında bölgelerinde veya başka bir yerde kendi tercihleri doğrultusunda yaşam alanları tekrar kendilerine teslim edilecektir. Sur'un içinde ticaret de olacak, esnafımız orada ticaret yapacak. Sur'un içinde kültür varlıklarımız da olacak, orada turizm amaçlı ziyaretler de yapılacak. Sur'un içinde dini tesisler de olacak, orada ibadet de yapılacak. Konutla dediğimiz zaman biz burada özellikle şu anda 3 mahalle, daha öncesinde kamulaştırma çalışması başlamış olan 3 mahallede yöre mimarisi özelliklerini taşıyan, Diyarbakır'ın çok güzel mimari özellikleri var. Cumbaları var, taş dokusu var, avluları var, çeşmeleri var, sokakta hayratları var. Bunların öne çıktığı bir tarihi dokunun ve kültür mirasının öne çıktığı, Sayın Bakanımın da dediği 5000 yıllık kültürün öne çıktığı bir yapılaşmayla içinde konut da olacak. Yani eski Diyarbakır konutlarını, evlerini burada yapmaya çalışacağız. Bakın bu
zannedildiği gibi, dışarıya yansıtıldığı gibi burada işte rant elde edeceksiniz. Tam tersi. Burası ciddi anlamda restorasyon ve röleve işleri belki de aklınıza gelebilecek en pahalı işlerden biridir. Devlet olarak bunu yapıp buradaki Diyarbakır içindeki bu tarihi dokuyu, kentin yöresel mimari özelliklerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ki koruma amaçlı imar planı zaten bunu öneriyor. Aynı zamanda burada yeri gelmişken sorayım, vakıf eserleri üzerinde kesinlikle bir kamulaştırma söz konusu değil. Buradaki kiliselerimiz, camilerimiz içinde. Burada belirtilen alan parsel bazlı gözükebilir ama bu parselin içinde tescilli binaların bitişiğinde tescilli binalara yapışık, zaman zaman tescilli binaların üstünde kaçak yapılaşmalar var. Yani bir parselin içinde tescilli bir bina varsa bu tescilli binanın hemen yanında ona engel oluşturacak, tehlike oluşturacak veyahut da tarihi dokuyu bozacak başka yapılaşmalar da var. Şimdi biz kamulaştırmayı genel anlamda çizdiğimiz zaman bu şekilde ele almak lazım. Yoksa biz vakıf eserlerini, vakıf binalarını, kiliseleri, camileri kamulaştıracağız diye bir şey kesinlikle söz konusu değil.